Bunu dinleyenlere selam olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun. Bazı dostlar bize geldi, hayat hikayeni yazar mısın diye sordu. İlk evvela düşündük. Sırrı sırredenin sırrına hu diye bir laf vardır tarikatte. Dedim sırları sır etmeyelim. Sonra düşündüm. Allah-u Teala fakiri oradan buraya, şuradan şuraya gezdirdi durdu. Bir sürü dostlarla tanıştırdı. Bir sürü işlere soktu, çıkardı. Ve bütün bu hadiseler olurken ve seneler geçerken gene Allah'ın lütfuyla bir parça bize ne olduğunun farkındaydık. Ve bu bize olanların hayır mı, şer mi olduğunu da bilmez idik. Şimdi Allah lütfetti, bir parça farkındayız. Ehl-i tarikatta hayrihi ve şerrihi min Allahu Teala denmez. Hayrihi ve hayrihi min Allahu Teala denir. Sonra düşündük, taşındık, dedik. Herhalde bu diyarda bizim gibi şunu bunu yapmış birçok kimse var ve yaptığının doğru yahut yanlış olduğunu bilmeyen birçok Ademoğlu var. Dedim belki oturup bu kitabı yazarsak samimi olarak gösterişten sakınarak bu kitabı yazarsak bizim gibi bazı kimselerin ileride hidayete varmanın bir ümidi olması zuhur eder belki dedik ve bu kitabı yazmaya karar verdik ve karar verir vermez bu kitap 15 gün içerisinde çıktı. Yani kim ne der, kim ne demez düşüncesi olmadan samimiyetle bu kitabı yazdık. İsmi Amerika'da bir Türk. Ama şimdi ben size konuştuğum zaman Kanlıca'daki evimde Türkiye'den konuşuyorum. Amerika'da olduğumuz zaman da yine Allah'ın lütfu hiçbir zaman nedense Amerikalı olamadık. Zaten doğru dürüst bir şey olamadık ya. Neyse. İnşallah biz yazdık tesirini Allah-u Teala halk eder. Allah-u Teala'nın yarattıkları her şey birbirine benzese de aynı olmuyor. Mesela iki portakal alsanız, ikisi de portakal ama ikisinin de hem rengi hem şemaili azıcık birbirine benzese de ayrı, bilhassa tadı ayrı. Allah-u Teala'nın ahsen-i takvim olarak yarattığı insanoğlu büsbütün birbirinden ayrı. İsterse kimisini uzun, kimisini kısa, kimisini akıllı, kimisini aptal,
kimisini cesur, kimisini korkak, kimisini iyi işler yapmak için yaratıyor, kimisi de zulmediyor, ortalığı yıkıp deviriyor. Biz de nedense birçok işler yapmak için yarattı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde insanoğlunun ne olacağını anasının rahminde takdir ettiğini söylüyor. Yani bir adam yahut bir hatun mümin olacak mı? Allah-u Teala'ya itaat edip onu sevip dediğini yapacak mı? Yahut isyan mı edecek? Bu ana rahminde belli olduğunu söylüyor. Allah-u Teala'nın bir ismi de ya Adil, adil olan bir yaratan bunu yapabilir mi? Hazreti Abdülkadir Geylani Kudüs-i Serrahil Fettahi ana rahminin dünya olduğunu söylüyor. Demek ki her insanın doğuştan bir istidadı olacak. Bunu zaten modern fen adamları da doğru olduğunu söylüyor. Hoş onların kanaatini pek aldırdığımız yok ya. Ama gene söyleyelim. Yani bir insanoğlu doğuştan sanatkar mı olacak, mühendis mi olacak, muhasebeci mi olacak, çöpçü mü olacak, polis mi olacak, zalim mi olacak, reis-i cumhur mu olacak? Efendim, demek ki bu takdir edilmiş bir mesele. Ve gene Allah-u Teala'nın dediği gibi insan boşa yaratılmadı. İnsan herhalde bir işi sağlaması için yaratıldı. Allah-u Teala olsa aynı zamanda diyor ki kulum nafile ibadetle bana yakın olur, beni sever, ben de onu severim. Ben de onu sevdiğim zaman onun gören gözü, tutan eli, duyan kulağı olurum diyor. Acaba o nafile ilave ibadet nedir? Sabah akşam namaz kılmak, oruç tutmak değil. Allah-u Teala sevdiği kullarına iyi işler de kullanıyor. İyi iş de Allah'ın diğer yaratıklarına hizmet etmek. Tabii en başta ahsen-i takvim yarattığı insanoğluna hizmet etmek. Ondan sonra hayvanlara, nebatata, taşa, toprağa, suya, havaya hizmet etmek. Bu da insanın karakterinde ya olur ya olmaz. Yine bir Allah'ın lütfudur. Allah-u Teala onu bize lütfetti. Ve 86 yaşına geldik. Ne yaptığımızı, daha doğrusu bize ne yaptırdığını bilir hale geldik. Ve o zaman
Allah-u Teala'ya nasıl şükredeceğimizi düşünmeye başladık. Maalesef insanoğlu hem kallen hem hallen, yani ya Rabbim şükür sana, ya Rabbim sana şükretmek için ben tağ taş aşarım, yerleri deşerim, insanların ellerini ayaklarını öperim, onlara yedirir içiririm dese de bütün hayatı boyunca bunu yapsa, şu diye teneffüs edip çektiğimiz havanın şükrünü, diye verdiğimiz havanın şükrünü ifa edemeyiz gibime geliyor. Ve hakikaten rahmetli efendim Muzaffer Uzak bir sefer demişti, bir insanın her nefeste iki defa şükretmesi lazım olduğunu söylemişti. Şükretmekten aciziz. Ama bari hiç olmazsa haya etsek. Allah-u Teala'nın sayamayacağımız kadar yaptığı lütuflerini, yaptığı lütuflerine layık olmadığımızı bir idrak edebilsek ve üzülsek, ağlasak ve haya duysak, utansak, kanaatimce o zaman birazcık şükretmiş olur ve bir parça da insan ve mümin inşallah oluruz gibime geliyor. İşte şu nacizane yazdığımız kitapta hissiyatı olan dostlarım bir parça bu dediklerimi inşallah bulur. Ve benim gibi aciz bir kimse, 86 yaşında buna nail olduysam, Allah-u Teala inşallah onların gayretiyle onlara da bu nimeti ihsan eder inşallah. Cümlenize hayır dua ederim. Allah-u Teala'nın sizlere, sizler için en iyi takdir ettiği şeyleri lütfetmesine dua ederim.